Kosova'da göreve yeni gelen Arnavut kökenli belediye başkanının belediye binasına girişi Sırp protestocular tarafından engellendi. Olaya polis müdahale edince Sırbistan ve Kosova arasında gerilim bir kez daha tırmandı. Kosova'da Sırp protestocuların gösterisi bölgede tansiyonu bir kez daha yükseltti. İki ülke yeniden alarm durumuna geçti. Zvečan'da çoğunluğu oluşturan Sırplar, göreve yeni seçilen Arnavut kökenli belediye başkanının belediye binasına girişini engellemeye çalıştı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Daha sonra belediye başkanının binaya girişine kadar eşlik edildi. Kosova yönetimi 5 polisin yaralandığı olaydan Sırbistan'a sorumlu tuttu. Göstericilerin Sırbistan'ın kriminal yapısı olduğu ifade edildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ise yaşanan olayın ardından orduyu en üst düzey alarm seviyesine geçirdi. Askeri birlikler Kosova sınırına intikal etti. İki ülke arasındaki gerilim Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin araya girmesi sonucu çözülmüştü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de polis müdahalesine ilişkin sert bir açıklama yaptı. Kosova hükümetine açık şekilde gözdağı verdi. Blinken, Kosova hükümetinin ABD ve Avrupa'nın tavsiyeleriyle tezat oluşturan eylemleri, gerilimi gereksiz ve keskin bir şekilde tırmandırmakta, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkileri normalleştirme çabalarımızı baltalamaktadır. Bu eylemlerin Kosova ile ikili ilişkilerimize etkileri olacaktır ifadelerini kullandı. Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede yaklaşık 50 bin Sırp yaşıyor. Kosova'nın 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlık ilanını tanımayan Sırplar, başkentlerini Belgrad olarak kabul ediyor.